Güneşin tam ilk vurduğu yere bak. Bak nasıl parlıyor burası. Bu yüz ha. Çıkardığım malzemelerin hepsi var. Bugün burayı komple patlatıyorum. Taşlarını zaten çıkardım oranın. Güneşten aşağı doğru iniyorum. Lan bu ne diyor lan? %100 altın. Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videoyla selamünaleyküm diyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 10 numara başladık. Ne ya? Ha 10 numara başladık. Ben size şimdi ya yakından hemen her şeyi anlatacağım. Önce şimdi geldik. Size yemin ediyorum bir haftadır öyle şeyler çekiyorum. Öyle şeylerle beraber uğraşıyorum ki aklınız almaz. Anlatacağım hepsini size sırayla beraber. Şöyle aşağıdan yukarı doğru geldim. Böyle bir havayı hiç beklemiyordum. Şu havanın güzelliğine bakın ya. Şöyle geri geleyim de şu güneşin şu aradan böyle atışına bakın bak. Ne güzel, nereye vuruyor bak. Şuradan bak, güneş şimdi doğa ya. Ben buraya sabah geldim ha, şimdi erkenden böyle bir havayı yakalamışım. Gün doğuşunu bekledim bak. Güneş şimdi oradan doğa. Bak dönerim arkamı, tamam. Arkaya yüze vuruyor bak. Kanalımda o kadar çok dikkatli izleyenler var ki sizi tebrik ediyorum ve size canı gönülden teşekkür ediyorum. Çünkü doğru şeyleri doğru yerde bulduğunu bilen adam kendini belli etti mi? Tamam, ben derim ki bak bu adam bir şey öğreniyor kardeşim. Bak şimdi güneşin tam ilk vurduğu yere bak. Bak nasıl parlıyor burası. Bu yüz ha. Bu yüzün olduğu yer. Uzaktan çekeceğim onu size. Yakından anlayamazsınız onu bak. Vurduğu nokta. Vurduğu nokta şuralan. Şu aşağı doğru geliyor arkadaşlar. Burası mezar. Güneşin ilk doğduğu an şu çapraz bak. Şimdi gösterdim size yer. Bak bunlar eski bilim mitolojilerinde arkadaşlar. Bunlar bu şekilde geçerler. Eski dönem tarihi insanların ellerinde tabii teknoloji olmadığı için. Ben size biraz şuradan detayları anlatayım da detayları da bilmiş olun. Eski dönemlerde arkadaşlar miladi şeyleri kullandıkları için, yani bunlar çok eski dönemlere dayanırlar. Bu eski döneme dayanan şeyler arkadaşlar, güneşin doğuşu 1, güneşin batışı 2, güneş hangi saatlerde, o zamanların tabi saat bilimlerini onlar daha iyi biliyordu. Güneşin tam tepede olduğu zaman öğlen vaktinin batmaya yakın batma, doğmaya yakın doğmaya olduğunu zaten biliyordular arkadaşlar. Ama bunların tek hesapladıkları ve baktıkları şeyler neydi biliyor musunuz? Mezarlara güneşin ilk doğduğu anda güneşin oraya vurması. Niye güneşin oraya vurması? Hem de devam edeyim buradan. Çalışacağım yere de anlatayım size. Güneşin ilk doğacağı yer. Çünkü insanlık ilk İsrailoğullarına geldikten sonra Hazreti İsa'nın dünyaya gönderildiğinde kutsayan, o gelmeden önce onları kutsayan bir şey, güneşin ilk doğduğu yerdeki gölde onları kutsamış. Suya yatırıp yukarı kaldırmış. Bak bunlar o zamanlardan bu zamanlara gelir. Güneşin doğuşu, göller, dere akarları, bak bunları çok iyi kafanıza yer edin. Buralar çok önemli yerler. Bakmanız gereken yerler yani. Anlatabiliyorum mu? Çünkü kanalımda çok bu şekilde kubi vakit ayırıp da bunları anlattığın için. Bak ikinci yer, güneşin doğduğu yer. Bu zamanı ben yakalayamam. Bu zamanı yakaladım ve geldim. Bak size onları hep gösteriyorum. Güneşin vurduğu yer. Ne var orada arkadaşlar? Burayı kazıdık mı? Kazıdık. Burada ne var? Çıkardığımız malzemelerin hepsi var. Bugün burayı komple patlatıyoruz. Bugün ne var ne yok her şeyi dışarı çıkarırız. Malzemelere bak, çekildim, güneş nereye vuruyor bak. Görüyor musun baba? Hemen gösteriyorum sana bak, canlı canlı hemen şahit olun bunlara. Yüzün olduğu yer, güneşin olduğu yer. Güneş vuruyor bak. Büyük mezarın olduğu yer, ana büyük mezar burası. Buraya girmek her babaya gidin harcı değil. Çok işçilik var. Taşlarını zaten çıkardım oranın. Güneşten aşağı doğru iniyorum. İndim. Bak şimdi geçeceğim yer sizi daha çok şaşırtacak. Bu taraflarda zaten hemen hemen bir şey yoktu.
Buradan döndüm baba. Gelirim şimdi nereye biliyor musun? Tam zindanın oraya. Aslında zindanın oraya geçmeden. Ha bugün. Aa dur ben size şeyi anlatmayı unuttum. Konuyu bölmeden hemen anlatacağım onu size. Arkadaşlar biz büyük bir hata yaptık. Ve o hatayı ben biraz ağır bedelle beraber ödedim. Bir haftadır benim vücudumda çok büyük bir sıkıntı var. Çünkü niye? Sarımsağımızı alıp ön tarafa getirmedik. Biz burada kendimizi bağladıydık. Bu bağladığımız yerde de bizi o koruyordu arkadaşlar. Aşağıdakileri alacağım mecbur yukarı doğru. Yukarıdakiler komple gitmiş. Nereye gitti? Ne oldu? Hiçbir şeyden haberim yok ha. Yemin ediyorum size. Buraya taktığımız şeyler vardı bizi korusun diye. Videoyu takip eden arkadaşlar iyi bilir. Sarımsaklar gitti. O sarımsaklar çürüyene kadar biz burayı bitirmemiz lazım. Bak kurtlanıyorlar. Bunlar çürüyene kadar biz burayı bitirmemiz lazım. Şimdi bunu yukarı doğru almam lazım. Orada bana yaklaşma olasılıkları daha fazla olduğu için arkadaşlar. Kendinizi koruma altına alırsanız size dokunmazlar. Ya bir haftadır kalkıyorum birader üstümde sanki odunla dövdüler beni ya. Havla var ya sabahları ben kendimi korunuyorum diye zannediyorum. Aslında bunlar bizi koruyor burada. Bunların şeylerini biz yaptık. Önceki videolarda izlemeyenler izlesin onu. Şimdi kendimizi koruyor almadığımız zaman bizi çok fena çarparlar ya. Bunlar bizi çarpmasınlar diye şu köşeye alsın. Buradan yukarıyı korusun da. Ya bunlarla şey yapmayın da ha. Böyle ben bildiğim şeye inanırım. İnanıp da faydasını gördüğüm zaman yaparım. Ben küçük lafı da dinlerim. Büyük lafı da dinlerim. Ama bir lafı konuşana bir de lafa bakacaksın. Ne diye bu adam ya? Şimdi şuraya çıktıydık zaten orayı aldıydık. Şurada bir haç vardı. Ben çantayı en güzel şuraya bırakayım. Çünkü buradan başlayacağız galiba. Şuraya doğru gideceğiz. Şu tarafı doğru göstereyim size oraya. Şu çanta. Bugün nereye bakacağız? Bugün şimdi ha şeyi gösterecektim size. Ha onu söylüyordum size arkadaşlar. Kafam dağılıp gidiyor böyle ya. Buraya geldim mi burada benim kafam dağılıp gidiyor. Evdeyim evde dedim kendi kendime ki ya dur bakayım dedim abi buzdolabından bir şey alayım da yiyeyim. Buzdolabının o kenarına doğru bir baktım duruyordu sarımsaklar. Dedim kendime eyvah. Ben dedim sarımsakları dedim yukarı almadım ki çalışıyorum orada bir haftadır beni dedim bir haftadır bunlar dedim çarpaymışlar demek ki. Yani böyle yerlerde arkadaşlar çalışmaya başladığınız zaman sizi çarparlar. Çarptığını siz anlamazsınız ama. O size belli bir zamandan sonra gelir. Bir ay sonra gelir. 3 ay sonra gelir. 6 ay. O seni gelir bulur yani. O seni bir kere çarptı ya. O seni genel bulur. Ya bir haftadır üzerimde bir ağırlık bir şeylik dedim arkadaş. Ne oluyor dedim. Herhalde dedim hasta olacağım. Halbuki hastalıkta bir şeyim yok. Öksürmüyorum bir şeyim yok. Yani herhangi bir sıkıntı var. Ben o sarımsakları gördükten sonra kendi kendime dedim ki eyvah. Beni çarpaylar. Ben ne yapmam lazım? Hemen sarımsakları yukarı alayım ki beni korusun oradan yukarı. Bak bugün öyle bir geldim buraya öyle bir enerjim var ki buraları aşın hep kırasım var ha. Size yemin ediyorum ya enerjinizi böyle var ya alıp tüketiyor. Öyle diyeyim size öyle anlayın. Yani bunlar şakaya gelmez. Bunları var ya adamı bitirir anlamazsın ne olduğunu. Şimdi bir önceki videoda yağmurlar, şimşekler bilmem neler kırdı geçirdi bizi burada. Ama korktuk mu? Yok. Hala devam ederiz yani bu işin üzerine hala gideceğiz. Koşturacağız, kıracağız, parçalayacağız. Neyin ne olduğunu göstereceğiz. İnsanlar bilecek, öğrenecek. Şimdi şu taraftan da çok ümitliydim arkadaşlar. Buranın altına görüntüleme yaptım. Buranın altında bir boşluk herhangi bir şey yok. Sadece değerli değersiz metallerden burada alaşımlı metal olarak aldığımız şeyler var. Görüntüleme sistemindekini diyorum. Ondan sonra da bir şey alamadık. Burayı duvar dedik. Duvarın üstüne gittik. Şamdanı aldık. Şamdanla vazo. Ya iyi ki geldim abi şimdi.
Bak bak. Deminki havaya bak. Bak bak. Ya kırman alayım size ya. Yapamayasınız bana bir şey değil mi? Bak o nasıl yaprakları dökülü. Nasıl rüzgar esti buraya. Ha böyle bir anda böyle yel gibi geldi geçti mübarek. Şimdi ha buradan var ya o kadar çok ümitliydim ama bir şey çıkmadı. Ama burası bir seneye kalmaz aşağı yıkılır. İnşallah bizden sonra gelip biri uğraşmaz burada da. Öldürmez onu şimdi. Burası kan ister bir şey ister. Vallahi götürürler adamı. Ha öyle işte millet gidip kazılarda mazılarda yok olup gidiyorlar işte. Bak geçen bunları şey yaptık buradan. Yağmur mağmur. Aa bak bunu kazan kulpuymuş arkadaşlar. Hemfikir olduk onda. Eğer burada bir kazan varsa. Ulan ben size bir şey diyeyim mi? Ulan burada olmasın kazanla beraber altın. Hadi o kazanın kolu mudur abi? Yok o kadar da. Baksana. Hiçbir şey belli olmaz. Ne olacağı da belli olmaz. Ha biri de bana dedi ki Kubi dedi bulduğun malzemeleri dedi niye almıyorsun oradan? Ya bunu böyle yerlerde bu malzemeleri alıp gidersen seni çarparlar. Yani çarparlar dedim o malzemenin ne alana hayrı gelir ne satana hayrı gelir ne bir şeye hayrı gelir. Yani bu çok eski dönemlerde Adana'dan bu altınlı bir tane şey vardır. At vardır. Altın varaklarından beraber üstten aşağı püsküllüdür o. Onu çalıp şeye getirenler, çıkaranlar. Adamların sülalesi hep gitti. Milyonerdiler ama ne oldu? Adamın ne ailesi geldi, ne bir şeysi geldi, ne şeysi geldi. Arkadaşlar bu işi bilerek yapmak çok önemli bir şey yani. Benden size tavsiye. İstediğiniz gibi arayın, istediğiniz gibi kırın etrafı, istediğiniz gibi çıkara malzeme. Bu işin hem işin erbabı tarafı var, bir de bu işin devlet tarafı var yani. Bu işlere çok dikkat edin ya. Bu işler böyle izlediğiniz gibi gerçekten kolay işler değil yani. Öyle her baba yiğidin harcı da değil yani bu işler. Neyse çok konuşmuyorum. Bu aralar çok konuşurum. Ha şöyle diyeyim size ya. Burada kendimi korumaya aldığım zaman çok iyi hissediyorum kendimi. Öyle var taş gibiyim. Yemin ediyorum sana. Bak ona çok dikkat edin ha. Eğer bir yere define aramaya gittiniz değil mi? Orada kazıyorsun. Seni bir şey üşendirdi. Oh, hiç kazıyasım yok şimdi. Ne yapacağım ya. Hemen çık oradan. Bir baş dönmesi oldu sende. Ulan yemekte yedim ama bir başım döndü sanki. Ne oldu bana ya? İşte iyi değilim dedin mi? Hemen çık oradan. Böyle üzerinde bu uyuşukluk, üzerinde bir halsizlik, böyle değişik değişik şeyler. Kolumu ayağa kaldıramıyorum. Sabah kalkıyorum sanki dayak yemiş gibiyim. Her yerim ağrıyor. Diyorsan oraya bir daha gitme. Bak benden sana tavsiye. Seni öyle bir yorarlar ki. Seni dövüyorlar senin haberin yok. Seni uykunda dövüyorlar. Hele bir de o insanlar var ya ellerini yıkamadan yatarsa, bak o ellerini yıkamadan yatarsalar o gelin zaten sabaha kadar onun avucunun içini yalay. Oradan besleniyor ondan. Çünkü adam pis elini yıkamadan yatmış, yemiş yemek, elini temizlememiş. O pis insanları seviyor onlar. Bir de gelip şey yapay. Bir, kusul abdesti aldığın yere idrarını yapma. Sakın sakın ha bu işin içinde olan kişilere söylüyorum. Kusul abdesti alıyorsun, işeme sakın orada. O kadar da güzel olur ki ama işemeyeceksin birader ya benden size tavsiye. Ben tavsiye veririm. Siz ister alırsınız ister almazsınız o size kalmış bir şey. Ben size bir şey demiyorum. Ama bu işlerin içerisinde bilgi vermek de çok önemli bir şey. Tabi bu şimdi eskilerimiz de bize anlatırdı onu. Oğlum tuvalette şarkı söylemeyin. Kapının önünde perileriniz sizi bekler. Sizin içeriden ses duyduğu zaman içeri gelirler. Sizi mahred alem görürseler size günah yazılır bunların. Derdiler. Tabi dinlemek lazım. Dinlemek lazım da bizim insanlarımız o kadar şey ki. Oltay attı mı hemen balık gelecek ona. La yok öyle bir dünya birader ya. Azıcık bir çalışın bir emek verin bakayım ya. Şimdi dur bakayım buradan yukarı nereye geldiydik. Şimdi biz buraya hızarı mızarı getireceğiz. Tamam bu bir. Bunları zaten not aldık. Ha bir de onu söyleyeyim size. Niye almayasın bunları buradan dedim. İşte orayı anlattım size arkadaşlar. Böyle yerlerde eğer öyle bir şeyler denk gelirse size bir de malzeme bulursanız almayın. İşi eline bırakın ya da iyi bozulan beraber gidin oraya. Hristiyan mı? Müslüman mı? Nedir ne değildir? Önce mezhebini dinini bil. Ondan sonra ondan onu iste. Şimdi Hristiyan'ın yapacağı şey vardır. Müslüman'ın yapacağı şey vardır.
Bu dinler ve dinler, ırklar hep ayrıdır. Müslüman gelir burada duasını okur, şeyini yakar, bilmem nesini yapar. Mezarının toprağını serper. Olur mu olur, alır gider malzemesini. Ama Hristiyan gelecek buraya. Hristiyan zaten kendi dinince şeysini bilir. Gelecek buraya, tütsüsünü yakacak. Buranın belli duaları var. Oraya 7 kareyi alacak. 7 kare içinde bunları okuması lazım. Bunları okuduktan sonra bir şeyler yapabilir. Zaten illa ki bu işle profesyonel şekilde ilgilenenler varsa biliyordur zaten. Bunlar fazla da detayına girmeye gerek yok ki, bilmeyenler için ben detaylara giriyorum arkadaşlar. Bunu da buradan söyleyeyim. Çok kelime yapma demeyin bana sonra. Ağzımda konuşmaya başladım, susmaz yani. Konuşurum, anlatırım. Bir de beni sevmezler zaten. İnsanların yüzüne direkt şeyi ve vururum diye. Nedir onun adı? Hatasını vururum diye. Bir de bizim bir haftadır eşimin anneannesi Trabzon'da yoğun bakımda. Ben buradan onlara çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün hastalarımıza, bütün hastanelerde şifa bekleyen bütün herkese buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Trabzon'da Turan ailesine buradan saygı ve sevgilerimi, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün hastalarımıza gönderiyorum. Allah herkesin şifasını versin. Onun için biz şimdi şeye gidelim. Gideceğiz oraya da tam haçın üstünde şimdi Askagan geldi orada. Yani işin yok, geldin beni buldun orada. Şurada bak, şimdi bak, dinleyin bak. Orada yukarıda bir yerde şimdi. Neyse, şimdi bak buradan yukarı geçeceğim. Bugün çalışacağımız yer. Bu tarafı alamayız zaten. Bu taraftaki malzemeleri bıraktık oraya. Şimdi buradan geldik. Nereye? Haçın olduğu yerdeyiz şimdi. Ha, burada haç var. Bu haç aşağıdan da görünüyor. Buranın bir de yan tarafı var ha burası. Bitti ha, bir şey kalmadı. Bir bu taraf kaldı. Şimdi şu aşağıda ben bir şeyi tutacağım. Çubuğu tutacağım. Bakayım nereye gidecek, ne yapacak. Şu haçın olduğu yer acaba işaret mi, ya da burada bir şey var mı? Hemen onu da bakacağım arkadaşlar. Hiç fazla şey yapmadan. Çünkü buna bir bakayım, nedir bu haçın olduğu yerlerde. Bazı yerlerde haçın dibinde de malzeme oluyor ya. Orayı da es geçmeyin. Onlara da bakın. İşaretleri hiç kırmayın. İşaretlerin sadece dibine bakın. Makinen varsa ya da herhangi bir şeyin varsa tiplerine bak. Ama kırmayın, işaretleri kırmayın. Çünkü ondan senden sonra belki gelecek bilgili bir adam bulamayacak orayı. İşarette sen kırdın. Ne yapacak şimdi? Nasıl bulacak orada malzemeyi? Sen o işareti kırdın, ben oradan malzemeyi bulamam. İşaretleri kırmayın, işaretlere zarar vermeyin. Ben şimdi malzemelerimi bir ayarlayayım. Buraya dedektörle beraber tutacağım. Dedektörle tuttuktan sonra şu tabanı bir almaya çalışacağım buradan ki bakayım ne oluyor, ne bitiyor diye. Sarımsağın biri burada, biri orada. Tamam, buradan içerideyim ben. Şeyin dışına çıkmayayım, çemberin dışına çıkmayayım. Yoraylar adam, uçaklarını da çarpaylar yani. Bir de çok kalabalık burası ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? Böyle çok böyle yığılmış burası, yığılmış böyle ya. Yemin ediyorum buraya sanki hepsi gelmiş, toplanmış böyle. Ha, bunların hepsi kabile ha. Bunlar kabiledir. Bir de tehlikelidir ha. Kabileler var ya. Öf. Şimdi bakalım, biz de bunlardan isteyeceğiz malzeme. Bakalım bu malzemeleri biz buradan alabileceğiz mi? Bunların içinde altınlar var, bilmem neler var. Dünyanın şeysi var burada da. Dediğimiz gibi her baba yiğidin harcı değil bu iş işte. Neyse, malzemelerimizi ayarlayalım. Hemen devam edelim. Geçen herhalde şeyin önüne getirdiydi ya. Taşın oraya getirdiydi mi beni bu? Yok. Şu yukarıdan şuraya getirdiydi beni. Da açayım.
Oraya da hiç gelmediydim ha. Ben sana bir şey diyeyim mi? Burada da bir yer var sanki. Sanki oraya da atay. Buranın altında ne var? Bu da taş. Düştüm ama. Burada emez çakırlı. Halde. Zeminde de yürümek sıkıntı. Lan niye düşürüyorum ikide bir hemen burada? Ya burada kafada sallay ama burada bir şeyler var yani ama kafa sallay ya, bu alanın şurayı komple bir taramak lazım aslında. İçeri doğru mu acaba, üstten mi aşağı doğru şey yapsak, yukarıdan mı köşeye doğru, arada var. Buraya çakıldı. Şimdi oraya attı. Burada malzeme çıkarsa işareti geldi. Evet, burada da fazla şey de dönmüyor yani. Onun üstünde. Şu makineyi vereceğim. Ama ben size geçen şey diyeyim lan. Şuraya geldim. Şu haçın oraya. Beni şurada arkamda siyah bir gölge takip ediyordu. Video koydum onu. Sadece iki kişi fark etti onu orada. Hatta bir ses geliyordu dedi kubi oradan. Ondan sonra da aşağıdan gölge geçiyor böyle. Ekranın tam alt köşesinden böyle. Kenara doğru gelip sonra sanki böyle bir insan gibi böyle kamera oraya dönünce böyle şaşırmış, böyle ne yapacağını şaşırmış gibi bir hal hava tarzı bir şeyler vardı yani. Cinler de bizden mi kaçaylar burada, ne yapaylar anlamadım ki, biz de onlarla beraber uğraşırız. Tövbe estağfurullah. Neyse şuraya bir buraya aslında yukarıdan bir görüntüleme çeksen de mi baksam ya. Şurada döndü. Kısa atacağım oraya da. Kısa bir görüntü atalım oraya hemen. Şöyle. Sağdan sağa durabilirsek çekeceğiz. Şu şekilde manuel başlatalım onu. Çünkü onu hemen
Başladığım nokta şura. Evet, içeri doğru gösteriyor ama çok da tuhaf bir gösterim var yani. Daha çok böyle alaşımlı bir şey olabilir orada ama yani değer olarak değerliye de vuruyor, değersize de vuruyor. Bakalım şimdi makine ne diyecek oraya. Makine oraya. Aşağıda hemen yapayım ayarını da. Şuradan yukarı doğru da bakayım. Lan bu ne diyor lan, %100 altın diyor. Orada da bir şey mi var şimdi? He. Şurada çökmüş zaten. Beni mi alıyor bu ya? Boşluk. Değersiz. Şurada değersiz. Bu makinenin aparatörlüsü patlayacaktı bakalım. Ne oluyor lan? Ta geçsi gibi. Sen git. Sen de git. Ulan. Boşuna demediler, her tuttuğun dala güvenme.
Ya niye kapattık kapını biz? Çok eski bir para. Ne oldu? Belli olmuyor. Ama değerli. Da göster. Evet, bir bilezik lan. Altın çıktı. Hemen dışarı çıkardık onu. Güzel bir şey. Kadın, kadın haçın altında çıktığına göre. Şuranın altı boş gibi görünüyor bana ya. Ben mi öyle görüyorum? Taşın ikisi bir arada sanki. Doğru değil mi? Aynen öyle. Ortada. Evet. Hatta buradan çekeyim onu ben size. Şunu da göstereyim. Bu ama gitmiş bunun neresine? Nasıl göstereyim? Oksitin olduğu yer. Şura. Oksit zaten yukarı vurmuş onu yani. Baksana buraya. Şunlar altın.
şunlar bak. Bunlar da yine şey var ama bunlar silindi mi hemen çıkıyor üstündeki paslar. Altın fazla oksit tutmaz. Yer bu. Baksana kenarından bile yukarı doğru vurmuş. Ha buranın acaba içerisi boş mu diye düşünüyorum ama böyle bir küçük de bir oyma var ha burada. Yani değişik değil mi? Şurada bir sinyal var şimdi arkadaşlar. Ha buradan hiç şey yapmadan direkt oraya gideceğim. Hiç makineye hemen bunları da burada bırakıyorum. Bunları en son toplayacağız buradan. Bulduğumuzu bulduğumuz yerde bırak. Bu bunun müjdesidir ha. Bu malzeme değil yani. Bu bunun müjdesi. Asıl malzemeye doğru gideceğiz. Ne oldu? Ha kapanacak. Kapanayım mı diyorsun? Kapan bakayım. Hava zabranın üstüne oturmuş. Hava hemen geldiğimde çok süperdi. Şimdi kapatmaya başladı. Neyse arkadaşlar şimdi bu bölümü burada keseyim. Ondan sonra hemen şu yan tarafa geçeceğim. Bakayım orada neler var neler yok. Çünkü sinyal verdi orada. Şurada bir çöküntü var zaten. Onu da şimdi açacağız. Hemen onun yanına geçeceğiz. Yanındakini de açacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Çekiliş için sadece videonun altına beni de çekilişe yaz demeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.